Herkese merhaba. Uzun zamandır YouTube videosu koymuyordum. Beni takip edenler Tommy'yi çok iyi bilirler. Videolarda en büyük eşlikçim Tommy'ydi. Fakat Tommy'yi kaybettim, yaklaşık 1,5 ay oluyor. Bugün bir video artık çekmeye karar verdim. Kardeşimin kedisi kolenjit oldu. Kolenjit nedir? Karaciğer hastalıkları nedir? Bugün onlardan bahsedeceğim. Özellikle ev kedilerinde kolenjit, yani kolonje hepatit ya da hepatit karaciğer yangısı oldukça sık rastlanıyor. Çoğu kedide de görüyoruz. Paris'te bundan muzdaripti. Şu anda Paris'in kilosu aslında 4,3, normale yakın. Ama çok kilolu bir kediydi. Ve kilo kaybetti. Asıl gelme nedeni bu. Bir de son zamanlarda ishal olmuş. Kolenjit burada çok güzel anlatılıyor. Bakın burada size anlatacağım. Kolenjit aslında bir karaciğer ve safra kanalının yangısı demek. Bu karaciğer dokusu burada safra kesesini çizmişler. Safra kesesi ve karaciğer birlikte yangılanıyorlar ve iki türlü nedeni oluyor. Biri otoimmün, yani vücudun kendi hücreleri yapıyor. Diğeri de bakteriler işin içine giriyor. Safra kesesi duodenuma boşalıyor ve yanında da bir pankreas var. Bu üç doku, organ birbirine oldukça yakınlar. Dolayısıyla birlikte hastalanabiliyorlar. Bu eğer üç organın birlikte hastalandığı durumlara ise triaditis, pankreatit adı veriyor. Yani pankreasın, duodenumun ve safranın birlikte yangılanmasına da triaditis, yani üçlü bir yangı olayı deniyor. Bu oldukça sık rastlanan bir durum ve oldukça ağrılı. Ne gibi semptomlar görülüyor? Özellikle zayıflama, kronik zayıflık görülebilir. Kusma, kronik kusma, yani aralıklı kusma, genel durum bozukluğu yaratmadan. Bir de çok nadiren ishal olabilir. Yani aslında çok sık bütün her türlü hastalıkta görülen şeyler. Bunun tespit edilebilmesi için en önemli yöntemlerden biri tabii ki de kan tahlilleri. Bir de ultrasonografik muayene. İkisinin çok büyük önemi var. Önce ultrasona bakalım, bir de kan tahlillerini değerlendirelim Paris'in. Değil mi Paris? Safra kesemiz hafif büyük ve şişmiş. Birazcık durmadı. Kediler ultrasonografi çekmek oldukça zor. Şu parlaklık safra kanalında bir yangıyı gösteriyor. Yani bu kadar böyle belirgin olmamalı. Yine burada safra şey karaciğer dokusunda düzensizlikler fark ediliyor. Bu da hepatit olduğunu gösteriyor. Şimdi diğer bulgulara geçelim. Bu parametrelerden en önemlisi karaciğerin GGT'sinin yükselmesi. Bu GGT oldukça yükselmiş. Bu da bize zaten kolonje hepatiti gösteriyor. Üre ve kreatin değerlerimiz de birazcık düşmüş. Aslında çok iştahlı bir kedi ama burada hani yeterli düzeyde yemek yemediğinde göstergesi. Total proteinimiz de yükselmeye başlamış. Kan sonucumuz normal görünüyor. Hayır, normal değil, pardon, enfeksiyon da var. Yani kana da enfeksiyon başlamış. Burada da bu enfeksiyonunu görüyoruz. Bir de aynı zamanda tiroidde hafif bir yükselişe geçmiş. Yani kan tahlili, ultrasonografi bu test, bu hastalıkta oldukça önemli.